Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün mana analizi yapacağız. Günlük bazda neler oldu, neler bitti, hedef neresi, yeni hedefler vereceğiz arkadaşlar. Şu anda güzel bir konumda olduğunu düşünüyorum mananın. Tam destek üzerinde olmasa, destek seviyesinin biraz da yukarısında olabilir ama ben biraz erken davrandım. Stopumu da koydum. Aldığım nokta tam burası arkadaşlar. 2,96 dolar. Şimdi hedeflerini vereceğiz. Analizini yapacağız, teknik analizini. Fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce de kanalıma destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Açıklamalar bölümünde yeni açtığım Twitter ve Telegram kanalım mevcut arkadaşlar. Oraya da katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şöyle çizgilerimi açtığımda bir de tarih vereceğiz. O tarihte ben patlamasını bekliyorum açıkçası. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, çizgilerimizi açtığımızda en son bir de tepe hedefi vereceğiz. Şimdi şurada bir geriden geleyim biraz. Şurada bir yükselen trendimizin üzerindeymişiz. Burası trend desteği olarak birkaç defa çalışmış arkadaşlar ve burada kırılmış. Altta sağlam destek noktamız varmış. Neresi orası? 3,97 sent ve 3,53 sent de. Oranın da altına sarkmışız arkadaşlar. Orada kırılmış. Ta en alttaki neresi burası? Kırılmaması gereken desteğimize çarpıp tepkimizi almışız. Neresi burası? 2,70 sent ve 2,37 sent arkadaşlar. Tam gördüğünüz gibi buradan tepki almış. Şu anda yoluna devam ediyor gibi görünüyor. Bir de bizim burada düşen trendimiz var. Bu düşen trend ve destek noktasının birleşimiyle burada bir daralan üçgen söz konusu olmuş arkadaşlar. Bakın şuradaki bizim düşen trendimiz. Şöyle büyüttüğüm zaman görüyorsunuz. Bu bizim düşen trendimiz ve şuradaki destek seviyemizle bir arasında bir daralma, yani daralan üçgene gidiyor. Yani benim beklentim arkadaşlar, 25, 26 ve 27 Ocak'ta ben yukarı yönlü bir hareket gelmesini bekliyorum manada. Şimdi şu çizgimi tekrardan küçülteyim, incelteyim. Gördüğünüz gibi burada bir W formasyonu gelecek mi? Gelmek üzere arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle. Peki gelecekse bu W formasyonun hedefi neresi? İlk hedefimizi veriyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? İlk hedefimiz 5,21 sent. Yani 5 dolar 21 sent arkadaşlar. Ve bizim buradaki üçgen formasyonumuzun hedefi de şuradaki destek noktasıyla düşen trendin birleşiminde oluşan daralan üçgen formasyonumuzun hedefi de arkadaşlar 5,88 sent, yani 5 dolar 88 sent eski ATH'sine ulaşacağını düşünüyorum. Peki buranın kırılmasıyla ne olabilir? Şimdi arkadaşlar, burada dediğim gibi yükselen trendi kırdık. Şurada yükselen trendi kırdık arkadaşlar. Eğer ki bura kırılırsa yükselen trende bir retest gelebilir. Eğer ki buraya bir retest gelirse de yani 10 dolar, 17 dolar gibi bir hedefim var arkadaşlar. Eğer ki yükselen trende retest gelirse. Peki bu yükselen trendin tekrardan üzerine çıkarsak işte o zaman dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Tepe hedefimize geleceğini düşünüyorum. Orası da 26 dolar. Manada. Manada benim en tepe. Tabi bu hemen olmayacak arkadaşlar. Biz önce kısa vade, biraz da orta vade hedeflerimiz neresi? 5,21 ve 5,88 senti takip edeceğiz. Uzun vadeci olanlar bu söylediğim 17 dolar ve 26 dolar hedeflerini bekleyebilir. Şimdi ben bu 5 dolar seviyelerine tekrardan geleceğini nasıl tahmin ediyorum? Hem formasyonlar oluşmuş, hem destek üzerinden tepki almışız, hem de buradaki indikatörümüz bize al vermiş arkadaşlar. Buranın alı, bak zaten dipte. İndikatör de dipte arkadaşlar. Burada al verdiği için ben mana almayı tercih ettim. Hedefine gelince satacağım. Nerede bu hedefine gelecek? 5,21 sent ve 5,88 sent de arkadaşlar. Evet. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Hemen bu Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında da fiyat daralması görünüyor. Bakalım neredeyiz biz? Şu anda orta çizgisini test ediyoruz. Yani bu Bollinger bandının orta çizgisi kırıldığı takdirde
Üst bant olur. Üst banda gittiğimiz zaman da ilk direnç seviyemiz 3.53 cm kırmış oluruz. Üstünde tutunduğumuz takdirde 3.97 cm'deki direncimize gider. Yani önümüzdeki direncin kırılması lazım arkadaşlar. Neresi burası? 3.97 cm ve 3.53 cm de direncimiz var. Altta da desteğimiz var. Yani bura kırılırsa tek tek hedeflerine geleceğini düşünüyorum. Formasyonlar ve buradaki indikatörümüz bize kırılacağını işaret ediyor ama stoplu gitmekte fayda var. Ben burada aldım arkadaşlar. Fazla riske atmadan hemen buradaki Bollinger bandını baz alarak şuradaki direncimin altına stopumu koydum. Neresi burası? 2.61 cm. 2.61 cm arkadaşlar. Ben stopumu koydum. Yani buradan oraya düştüğü takdirde bana kaç yüzde kaç zarar verecek? Bana %11'lik bir zarar getirecek arkadaşlar. Tabii ki ben bu %11'lik zararı göze alarak girdim. Normalde alım noktası nereydi arkadaşlar? Normalde tam bu desteğin üzerindeyken alım noktasıydı. Fakat ben o zaman denk gelemedim. Denk gelseydim o zaman alırdım. Şu an denk geldim. Fazla yükselmemişken şansımı deniyorum arkadaşlar. Şu anda teknik analizde her şey bize yükselecek diye bağırıyor arkadaşlar. Ancak piyasada temel olarak herhangi bir kötü, olumsuz bir haber yayılırsa ona karşı da ne yapıyoruz? Topumuzu ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Bollinger bandımı kapatıyorum. EMA 9 nerede? EMA 9'un üzerindeyiz. Güzel. EMA 9'umuzu da kapatıyoruz. Şimdi bir de haftalık baza bakalım arkadaşlar. Haftalıkta neler olmuş? Evet, haftalıkta da arkadaşlar bakın. Bu tamamen haftalıkta retest olarak görünüyor arkadaşlar. Şu anda bakın. Burada biz direncimizi kırmışız. Hiç durmadan diğer direnci kırmışız. ATH'mizi tamamlamışız ve yeniden buradaki kırdığımız direnç bölgesini retest ediyoruz. Bakın buralarda retest etmemişiz. Gitmişiz ve şu anda retest bölgesinde olarak değerlendiriyorum bunu. Buradan tekrardan bir sıçrayış geleceğini düşünüyorum. Peki 4 saatlikti. 4 saatliğe baktığımda arkadaşlar kısa vadeli bir satış gelebilir. Burada çünkü sat vermiş bu indikatörümüzde. Benim kısa vadeli işim yok arkadaşlar. Günlük bazda biraz daha uzun süre beklemeyi tercih ediyorum. Çünkü kısa vadelilerde fazla bir kar, tatmin edici bir kar vermiyor arkadaşlar. Bana göre yani beni tatmin etmiyor. Kısa vadede de arkadaşlar şöyle Bollinger bandımı açtığımda burada da bir fiyat sıkışması gelmek üzere. Kısa vadede de arkadaşlar şu anda fiyatı neresi? 2.95 cent. Yani 2.85 cent'e kadar bir düşüş gelebilir gibi duruyor. Şimdi ne olabilir? Biz buradan bakın, biz burada Bollinger bandının altındayız. Bollinger bandı kırılırsa üst banda gideriz. Üst bantta 3 dolar arkadaşlar. Üst bandın kırılması takdirinde, üst bant kırılırsa formasyonumuz, yani günlük bazdaki formasyonumuzun üçgen formasyonunu yukarı doğru kırıyoruz ve bizim hedefimiz arkadaşlar ilk direnç noktamız 3.53 cent oluyor arkadaşlar. Oralara kadar kısa vade geleceğini düşünüyorum ama şu anda bir düşüş tehlikesi var gibi duruyor. En azından yani alt bandda yüzde kaçlık bir düşüş. Yani %3'lük bir düşüş gelebilir kısa vade için. Bu da benim için önemli değil. Ben stopumu koydum. Senaryomu yazdım. Stratejimi uyguluyorum şu anda. Kimseye alın satın demiyorum arkadaşlar. Elde tutanlar varsa dikkatli olmalarında fayda var. Neye dikkatli olacaklar? Bunu da konuşalım. Yani 26, 25, 27. 25, 26, 27 Ocağı dikkatli olacaklar arkadaşlar. Daralmanın sonuna geliyoruz. Yukarı yönlü bir patlama gelebilir. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Manada herkes stopunu koysun. Benim stratejime göre alım yapmak isteyenler de aynı benim söylediğim gibi stoplu bir şekilde gidebilir arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.